Matko Tekstil Murat Sakal tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Firma, deneyimli ve uzman kadrosuyla, kalite ve iş ahlakı anlayışı içinde ekibiyle sektörde önemli bir yere sahiptir. Matko Tekstil CEO'su Murat Sakal çalışmalarını mikrofonlarımıza anlattı. Ben 24 yıldır bu sektördeyim. Evet. 98'den beri de işveren yapıyorum. Evet. Allah nasip etti. Bugüne kadar da geldik. 98'den 2006 sonuna kadar 3 ortaklı başka bir şirketimiz vardı. Sonra ortaklar dünya piyasalarındaki krizlerden etkilenerek ayrılma yolunu seçtik. Yollarımız ayrıldı. 2006'dan beri de 2007 Şubat başı kuruluş Matko Tekstil burada yerimizdeyiz. İngiltere ağırlıklı çalışıyoruz. Ayda yaklaşık 200 bin adet tişört, sweatshirt, pantolon, bu tarz ürünler yapıyoruz. İngiltere'nin en büyük markalarına çalışıyoruz. Kontrol onaylı, üretim onaylı, sosyal onaylı bir firmayız. 2006'ya kadar bebek malı yapıyordum ortak olduğum şirkette. 2006'dan sonra müşteri portföyümüz değişti. Teenage grubu dediğimiz 8-16 ya da genç kız dediğimiz 24 yaş grubuna kadar mal yapıyoruz. Murat Sakal konuşmasında sektörde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. Sektördeki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi merdiven altı imalatçıları. Evet. Müşterilerimiz ne yazık ki bizden onay alıp o onaylarla bizim kodlarımızı kullanıp merdiven altı firmalarda, özellikle yurt dışında, Bangladeş, Çin'de bizim onaylarımızda üretim yaptırıyorlar. Evet. Daha ucuz maliyetlere. Bizim zaten söylediğiniz sağlık standartlarına uymama gibi bir şansımız yok. Bütün ürünlerimiz testten geçiyor. Buradaki laboratuvar testlerinden onay olmadığı müddetçe biz mal satamıyoruz. O yüzden de bizim sağlıksız hiçbir ürünümüz yok. Murat Sakal ayrıca bundan sonraki hedeflerine değindi. İstanbul'da eleman sıkıntısı ve yatırım sıkıntısı olduğu için müşteri portföyümüzü büyütebilirsek Anadolu'da bir tane işletme, Anadolu'lu insanını, özellikle ben Karadeniz kökenliyim, Ordu, Giresun, Samsun'un arasında bir yatırım yapmak istiyorum ama devlet desteği olmadan veya ödeme garantimi yakalamadan buna cesaret edemiyorum şu anda. Matko Tekstil halkla ilişkiler ve finans sorumlusu ve firma ortağı İlknur Tepeli ise çalışmalarını mikrofonlarımızda değerlendirdi. 2008'e kadar çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Evet. 2008 krizinden sonra bazı tedbirler aldık. Matko Tekstil olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Krizde yurt dışı müşterilerimize seyahate çıktık. Evet. Bütün satış şekillerimizi değiştirdik. Bedellerimizi garanti altına aldık. Fakat bu dönemde tabii 2008'de biraz bir kaybımız oldu. Ama ondan sonra çalıştığımız firmalarda özellikle firmaların kredi fizibilitesini araştırmadan yeni müşterilere girmiyoruz. Önce ödeme güçlerini araştırıyoruz çalışacağımız firmaların. Ona göre mal yapmamaya karar veriyoruz. Ayağımız yere sağlam basıyor. Evet. Ve hiçbirimizin de artık bu saatten sonra para kaybetme lüksü yok. İlknur Tepeli son olarak devletten beklentilerini dile getirdi. Ben önce devletimize seslenmek istiyorum. Bu ülke kesinlikle üretimle kalkınabilecek bir ülkedir. Ve üretimi kesinlikle desteklemelerini istiyorum. Çünkü bu sektörden çok fazla ekmek yiyen insan var. İnsanlar eğer çalışırlarsa, işsiz bir çevre olmazsa problemler minimuma iner, insanlar huzurlu olur. Evet. Dolayısıyla öncelikle devletimizden beklentimiz bu. Üretime destek versin. Aynen öyle. Evet. Onun haricinde Matko Tekstil olarak bütün Türk halkının bayramını enişten dileklerimi de kutluyorum.